Kanal Fırat ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Tarihler 2021 yılının 24 Ocağı'nı gösteriyor. Geçtiğimiz yıl tam da bu tarihte Elazığ'da saatler 20.55'i gösterdiği sırada bir deprem meydana geldi ve bu deprem 6.8 büyüklüğündeydi. Elazığ olarak, Elazığlılar olarak ne olduğunu öncesinde tam anlayamadık. Ancak sarsıntının 20 saniye sürmesi ve şiddetinin giderek artmasıyla bir deprem yaşandığının farkına vardık. Ne yapacağımızı bilemedik. Çünkü o panikle herkes, bütün insanlar Elazığ'da yaşayan ve evlerinde bulunan, bulunduğu yerde başka mekanlarda bulunan insanlar depremin sarsıntısının geçmesiyle birlikte kendilerini dışarı attı. Ancak şehrin genelinde, şehir merkezinde, Gezin köyünde, Maden'de ve elbette ki depremin merkez üssü Sivrice'de bazı evlerde yaşayan vatandaşlar maalesef bu depremin etkisiyle kendilerini dışarı atamadılar. Çünkü yaşadıkları meskenler yıkıldı. Öncesinde bir yıkım anonsunun gelmediğini biliyoruz ama saatler ilerledikçe, dakikalar ilerledikçe maalesef Mustafa Paşa Mahallesi'nde, Sürsürü Mahallesi'nde ve Gezin'de evlerin çöktüğü haberi geldi. Bizler de basın mensuplarıyız. Depremin hemen akabinde evlerimizden çıktık ve mensubu bulunduğumuz medya grubumuzun hizmet binasına gelerek bizler de burada Elazığ depremini sizlere aktarmaya çalıştık. Zor günlerdi, zor anlardı, zor saatlerdi. Burada ekip arkadaşlarımızla birlikte deprem sonrasında enkazda dönen binaların önlerinde canlı yayınlar yaptık. Stüdyolardan canlı yayınlar yaptık ve Elazığ'daki deprem sonrasındaki gelişmeleri an be an sizlere aktarmaya çalıştık. Bugün depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Nasıl geçti, neler yaşandı, hem bunları konuşacağız, hem ilerleyen saatlerde canlı bağlantılarımız olacak ve elbette ki o anlar nasıl yansımış, bunları da yaşayacağız. Ve bu depremde Malatya'da dahil olmak üzere toplamda 41 canımızı yitirdik ve çok sayıda da yaralımız vardı. O yaralılar psikolojik olarak bir yıldır bazı şeyleri aşmaya çalışıyor. Yakınlarını kaybedenler bazı şeyleri aşmaya çalışıyor. Tüm bunları konuşacağız. Yine haber merkezinden muhabir arkadaşım Özlem İspir Anlak var. Öncelikle rahmeti rahmana eren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Ve bugün birinci yılını maalesef ki yaşıyoruz depreminin. Aslında bu 2020 yılında birçok kez sallandık. Ama hiçbiri 6.8 gibi olmadı. Neler söyleyeceksin? Evet, aslında bir hafta öncesinden biz artık duygularımız iyice 24 Ocak anına dönmüş durumdaydı. Bir taraftan 24 Ocak'la ilgili, o günle ilgili yaşananları anlatan haberler yaparken bir taraftan da birlikte konuşuyorduk. Gerçekten zor bir geceydi, soğuk bir geceydi. Acılar o anda paylaşılmaya çalıştı. O gün o acılar paylaşılırken bugün de aslında sosyal medya hesaplarından bakıyoruz ki vatandaşlarımız aynı acıyı tekrar tekrar yaşıyorlar ve Elazığ'ın acısına sadece Elazığlılar değil, aslında bugün tüm Türkiye ortak olmuş durumda. Çünkü sabahın ilk saatlerinden itibaren ben Twitter'a baktığımda Elazığ depremi yine hashtag olmuştu. Elazığlılar dahil tüm Türkiye'deki vatandaşlarımız Elazığlıların acılarına ortak olmaya çalışıyorlardı. Tabii unutmak istiyoruz ama büyük bir acı olduğu için, bizde derin yaralar oluşturduğu için ve o gün oluşan enkazların hala bir kısmını şehirde ne kadar da onarılmaya çalışsa da kolay değil. Büyük bir acı ve büyük bir hasar oluşturdu şehrimizde. Ne kadar da sarılmaya çalışılsa, biz her gördüğümüz enkazda, her gördüğümüz yıkık binada aslında yeniden o güne geri dönüyoruz. Tabii ben de senin dediğin gibi hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, başta yakınlar olmak üzere tüm Elazığlıların başı sağ olsun diyorum. Evet. Allah bir daha tüm ülkemize,
dünyaya böyle acılar yaşatmasın, başta Elazığ olmak üzere. Evet, deprem ülkesiyiz, depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor ama o anda, o sarsıntı anında her şeyi unutan, bir an önce dualarımızla bu şiddetin son bulmasını istiyoruz. Bugün gerçekten o güne geri döndük hepimiz de. O günleri hatırladık. Tabii temennimiz yine söylediğim gibi bir daha bu acıları yaşamamak olacak. İnşallah. Bu arada hatırlatalım sayın seyirciler sizleri. Şu an arkadaşlarım ekrana getiriyorlar. Bundan tam bir yıl önce Elazığ'da meydana gelen depremin şiddetinin ne olduğunu hatırlamakta da fayda var. Hafızalarda tutmakta da fayda var. Çünkü bu görüntüler üzerine de birazdan konuşacağız. Evet, arkadaşımın dediği gibi bir deprem ülkesiyiz. Deprem dünyanın, doğanın gerçeği, Allah'ın bir afeti. Elbette ki deprem sadece binaların yıkılması değil, doğanın dengesinin korunabilmesi adına, doğanın kendine gelebilmesi adına da aslında olması gereken tabii bir olay. Ama bunu zorlaştıran elbette ki insanoğlu. Ama şunu hatırlatalım, Fırat Üniversitesi. Fırat Üniversitesi biliyorsunuz ülkemizin de en köklü üniversitelerinden biri. Bölgesinde de özellikle son yıllarda yıldızının parladığını biliyoruz. Hele ki mühendislik fakültesi alanında Türkiye'nin en iyi mühendislik fakültelerine sahip bir üniversite. O üniversitede okuyan elbette ülkemizin dört bir yanından ve yurt dışından gelen öğrenciler de var. Malum hem deprem sonrası hem yaşadığımız pandemi nedeniyle elbette ki şu an yüz yüze eğitimde değiller ama o öğrencilerimiz de burada gerek yurtlarda gerekse öğrenci evlerinde kalıyorlardı. Onlar da çok etkilendi bu depremden. Yaralanan üniversite öğrencilerimiz oldu. Ve bugün de saatler 19 itibariyle Fırat Üniversitesi öğrencileri sosyal medya hesaplarındaki Twitter başta olmak üzere "Seninleyiz Elazığ" etiketiyle bir kampanya başlattı. Tavsiye ediyoruz, bir girin bakın, o öğrencilerin ikinci memleket olarak gördükleri Elazığ'da yaşadıklarına bir kez daha şahitlik edin. Duygularına, düşüncelerine destek verin. Çünkü onlar da o gün Elazığ'dalardı ve Elazığlı bir vatandaştı, Elazığlı vatandaşlardandı. Onlar da şüphesiz büyük yara aldı ama şu an çok uzaklarda da olsalar, ülkemizin, güzel ülkemizin dört bir yanında yaşıyor olsalar da biliyoruz ki şu anda kalpleri, yürekleri Elazığ için atıyor ve "Seninleyiz Elazığ" etiketiyle sosyal medyada bir kampanya başlattılar. Bunu da hatırlatalım. Şimdi evet, Elazığ'da meydana gelen depremde özellikle Mustafa Paşa Mahallesi'nde iki apartman yıkıldı. Sürsür Mahallesi'nde Dilek Apartmanı, ki depremin sembollerinden biridir Dilek Apartmanı. Gezin'de bir apartman yıkıldı. O gece şükrettik. Bu kadar yeryüzüne yakın bir yer, alanda meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki bir depremde 22 saniye civarında yanlış hatırlamıyorsam sürdü. Şükrettik yine, bu kadar az bina çöktü ve hemen arama kurtarma ekibi Elazığ'daki AFAD başta olmak üzere, sonrasında ilk çevre illerden destekler geldi. Sonra Türkiye'nin 81 ilinden arama kurtarma ekipleri geldi, UMKE ekipleri, sağlık ekipleri, tüm Türkiye buradaydı, devlet buradaydı. Ama aslında en ağır bilançoyu o kara ve uzun gecenin sabahında gördük. Çok sayıda, ki Abdullah Paşa Mahallesi, Rüstem Paşa Mahallesi başta olmak üzere bu mahallelerde de aslında insanların canlarını nasıl kurtardığını ve o binaların da aslında nedenli ağır hasarlı hale geldiğini gün ışıyınca fark edebildik. Ve şu an görüntülerde de izliyorsunuz sayın seyirciler deprem anını. Hep denir işte, deprem değil, binalar öldürür. Ve Elazığ'ın yapı stoğunun aslında ne kadar kötü olduğunu da öğrendik. Sonrasında yapılan analizler oldu. Hala devam ediyor belki bir kısmı. Neler söyleyeceksin? Biz depreme hazırlıklı bir ülke değiliz. Depreme hazırlıklı bir şehir değiliz ama bu depremlerden sonra bir tık daha üzerine koya koya gidiyoruz. Ve bu sanıyorum literatüre de geçti. Elazığ'da meydana gelen depremde devlet, sivil toplum kuruluşu ve vatandaşın bu kadar hızlı organize olabildiği, arama kurtarma çalışmalarının bu kadar hızlı gerçekleşebildiği
bir durum olarak da literatüre girdi. Ki Elazığ'da meydana gelen deprem günlerinde İstanbul'da depremle ilgili bir toplantı yapılıyordu ki Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o toplantı için İstanbul'daydı. Depremin hemen akabinde geldiler. Olası bir İstanbul depremi için bir planlama yapılıyordu. Ve belki de o toplantıda konuşulan birçok şeyin Elazığ'da uygulandığını gördük. Evet. Aynen böyle bir tatbikatıymış gibi tırnak içinde söylüyorum bunu. Ve gerçekten de ilk etapta tabii ki eksiklik olmuş olsa da aynı anda her yere ulaşılmasa da çok hızlı bir şekilde organize olunduğunu gördük. Neler söyleyeceksin? Evet, biz sarsıntı durar durmaz hemen televizyona koştuk. Tabii buradan gelen haberler doğrultusunda mahallelere gittik. Benim Mustafa Paşa Mahallesi'ne gitmiştim. Mustafa Paşa Mahallesi'ne belki gitmem yarım saat veya 45 dakika sonra olmuştu ve orada ekiplerin artık çalışmaya başladığını gördük ki zaten o anda oraya ulaşmak bile gerçekten büyük bir zaman istiyordu. Çünkü yolda vatandaşlarımız yoğun bir trafik vardı, trafik kilitlenmişti, ambulanslar gidemiyordu. Ekipler müdahale konusunda yolu yarmak durumunda kalıyorlardı. Ama ilk gittiğimizde ekiplerin hemen olay yerinde olduğunu gördük. Sonrasında hemen arkasından bir saat geçmeden bakanların, üç bakanın birden Elazığ'a gelmesi ve bizzat buradan yönetmesi, evet yaşanılmasını istemiyoruz ama bunlar da bize bir şeyler öğretiyor. Yaşanılan her acıdan insanoğlu kendine bir pay çıkarıyor. Burada da Elazığ depremi de ki zaten bakanlarımızın, yöneticilerimizin söylediği şey de buydu. Çok şey öğrenildi. İstemiyoruz belki ama... Ama bir tecrübe. Devletin evet. Bu tür afetlere de hazır olması noktasında çünkü burada önemli. Eksiklikler de görülmeye başladı. Nerede, ne konuda koordinede eksiklik varsa onlar giderilmeye çalıştı. Evet, biz daha öncesinde bir okçular depremi yaşamıştık. Orada bir organizemiz vardı ama elbette orada aksaklıklar yaşanıyordu ve yaşandı. Bunda onu tamamlamaya çalıştık biz. Ülke olarak da afetlere ne kadar hazırız, ne kadar erken müdahale edebiliyoruz. Afetlerde arama kurtarma çalışmalarına müdahale ederken ne tür eksikliklerimiz var? Mesela biz alanlardaydık, o binaların, enkazların oradaydık. Sık sık vatandaşların uyarıldığını gördük sessiz olunması konusunda. Evet, orada gerçekten hep söyledikleri şeydi, bir kedinin yürüyüşünün bile, bir nefesin duyulması bile. Gerçekten orada enkaz altındakilerin sesini duyma konusunda büyük bir etkendi. O yüzden herkesten sessizlik isteniyordu. Bunlar hepsi bizim için tecrübe oldu. Allah göstermesin. Çünkü evet, binalara erken müdahale önemli. Enkaz altında kalanlar var ama hayat üçgeni dediğimiz bir alan var. Eğer oradaki insanlar eğer hayat üçgenini oluşturabilmişse ondan sonraki yaşamları da bizim elimizde. Evet. Arama kurtarma ekiplerinin elinde. Bence çoğu şeyi öğrendik. Allah bu tecrübeyi bir daha kullanmayı da nasip etmesin diyelim ama elbette. Dediğimiz gibi bir devlet tecrübesinin olması gerekiyor. Eğer büyük bir devletseniz, sosyal bir devletseniz bu ve benzeri afetlerdeki afetlerin doğal olduğunu biliyoruz. Elbette ki işin bir de yani Allah'tan geldiğine inanan, iman etmiş insanlarız. Kaza ve kadere inanan, iman etmiş insanlarız ama bu ve benzeri durumlarda da tebaası olduğunuz devletin bu tecrübeye sahip olmasının da önemli olduğunu çizelim. Özellikle de hani bundan sonrası için en azından mesela ben depremin olması ve sarsıntının durmasıyla evden çıkmam bir olmuş olmasına rağmen ben iş yerime 2 saatte gelebildim. Toplanma alanlarının olması çok önemli. İnsanların ambulanslar için, olası yangınlar için itfaiye ekiplerinin yolları daha rahat kullanabilmesi, arama kurtarma ekiplerinin sıkıntılı bölgelere daha rahat varması için insanların can havliyle sokaklarda, arabalarda şehir turu atması doğru değil. Hele ki arama kurtarma çalışmaları yapılan alanda ki aslında bu bize bir şey daha gösterdi. Arama kurtarma ekiplerinin
ne kadar modern yöntemlerle aslında bir plan dahilinde canlara ulaştığını gördük. Bunu yayınlarımızda da denk geldik, canlı verdik. Sessiz aramaların yapılması, çok hassas kameraların enkaz altına iletilmesi, yine çok hassas ses cihazlarıyla nefes sesinin dahi ölçülebildiği, fark edilebildiği cihazlarla arama kurtarma çalışmalarının yapıldığını gördük. İğne ile adeta kuyu kazıldığını gördük. Bir tünel oluşturmak adına o molozların, o demir yığınlarının, beton yığınlarının avuç avuç dışarı alındığını gördük. Hı hı. Hepsi bir enkaz altında kalan bir vatandaşımızın sağ salim çıkarılabilmesi için de şüphesiz emekleri çok büyük. Bu arada bizler de Kanal Fırat Televizyonu olarak, medya grubumuz olarak elbette ki çok değerli arkadaşımız Furkan Dilaver o saatlerde yine elbette ki ikinci evi olan televizyondaydı. Depremin hemen akabinde ilk canlı yayına giren televizyonlardan Elazığ'da ilktik zaten. Ülke genelinde de haberin duyurulmasında en önemli misyonu bizler taşımıştık. Ve depremin hemen akabinde ilk canlı yayına bağlanarak Elazığlıları, il dışında yaşayan Elazığlıları, Elazığlı olup başka ülkelerde gurbetçi olan vatandaşlarımıza ilk bilgileri değerli arkadaşımız Furkan Dilaver paylaşmıştı. Şimdi arkadaşlarımızdan rica edelim bir hatırlayalım çünkü önemliydi. Aslında basın mensupları olarak bizim de en doğru şekilde en iyi bilgiyi en kısa sürede ulaştırma çabamız vardı, bir emeğimiz vardı. Onları da anımsamakta fayda var. Arkadaşlarımızdan rica edelim 2 numaralı videomuzu ekranlara getirsinler. 6.8 büyüklüğündeki bir deprem, oldukça yüksek bir deprem ve acilen hemşerilerimizin evlerini terk etmesini ben de şahsım olarak tavsiye ediyoruz. Niye efendim? Çünkü bir önceki depremde deprem uzmanları canlı yayınımıza bağlandıklarında 5.4 şiddetindeydi sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. O depremde dahi deprem uzmanları canlı yayınımızda Elazığlı vatandaşlar evlerine girmesin demişlerdi. 5 şiddetinde, 5 küsür şiddetinde bir depremde efendim. Şimdi depremin boyutu 6.8 büyüklüğünde ki kesinlikle deprem uzmanlarına göre 5'in ve 5.5'un üstündeki depremlerde evde durulmamasını belirtiyor deprem uzmanları. Efendim şimdi tekrar artçılar devam ediyor. Altınok köyünde bir deprem meydana gelmiş, yine Sivrice merkezi bir deprem olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda görüntüler ulaştıkça, evet, çok yoğun bir trafik var şu anda sanıyorum. Elazığ şehir merkezinde inanılmaz bir trafik var. Hemen kameraları da ayarlayalım, şu fotoğraf kamerasını. Şöyle bana ulaşan bilgilerden hemen sizlerle göstermiş olalım. Biraz zoom yapmış olacağız. Şu anda Elazığ şehir merkezi, burası Abdullah Paşa sanıyorum. Abdullah Paşa mahallesinde çok yoğun bir trafiğin olduğunu görüyoruz. İlk andan itibaren vatandaşlar kendilerini sokağa, caddeye atmaya çalıştılar. Çevre illerde inanılmaz şekilde hissedildi deprem ve çevre illerde hissedilen deprem Elazığ'da acaba ne haldedir diye herkes merakla buraya yoğunlaştı ve bizleri arıyorlar, bizlerden bilgiler almaya çalışıyorlar. Sivrice'ye baktığımız zaman Sivrice'den şu anda sizlere iletebileceğimiz net bir haber yok değerli izleyenler. Herkes sevdiklerine ulaşmaya çalışıyor. Ben deprem esnasında buradaydık. Bizler de aynı şekilde, aynı büyüklükte depremi hissettik. Ana haber bültenindeydik. Ve devamında bizler de ailelerimize ulaştık. Ailelerimiz de trafikte yine televizyona doğru ilerlerken inanılmaz bir sıkışıklık vardı. Geçmiş olsun. Nasıl geçirdiniz depremi? Ama korkunç, anlatılacak gibi değil. Neler yaşadınız? Yani selavat getirdik. Başka ne yapabiliriz yani? Cenab-ı Hakk'ın böyle bir imtihanıdır, bu şeydir. Rabbim bizi bu durumlara, bu afattan korusun Mevlam inşallah. İnşallah bir şey yoktur. Sivrice kötüymüş duyduğumuz. İnşallah iyi olur. Çocuğa geçmiş olsun size de. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Depremi nasıl atlattınız da neler yaşadınız?
Yani hepimiz çok korktuk. Ben hayatımda böyle bir deprem yaşamadım ama çok şükür yani iyiyiz. Ailenizle birlikteyiniz. Buradaki depremi de gördük. Yani herhalde onun kadar büyüktü, belki de daha büyüktü. Rabbim daha kötüsünden saklasın. İyiyiz çok şükür, elhamdülillah. Biraz panik yaptık ama kolay gelsin. Geçmiş olsun büyük bir depremin sonrasındayız şu anda. Neler yaşadınız? Ne geçti başınıza? Yani ben ilk defa böyle bir depremle karşı karşıya kaldım. Çok kötü sallandık. Yani evdekiler zaten hep korktular. Binadakiler hepsi böyle birdenbire dışarıya çıkınca bilmiyorum. Evet sayın seyirciler, 2020 yılının 24 Ocağı'nda meydana gelen, 20.55'te meydana gelen depremin hemen akabinde gerçekleştirdiğimiz canlı yayından ve deprem yaşayan ve kendini sokağa atan vatandaşlarımızdan bir kesit ekranlarınıza getirdik. 24 Ocak günü Cuma gününe tekabül ediyordu geçtiğimiz yıl ve o gün Elazığ'da inanılmaz bir soğuk vardı. Gündüz herkes işine gitti, mesainin bitmesini bekleyenler oldu, günübirlik işlerini halledenler oldu. Biz de mesela o gün, izleyicilerimize de söylemiş olalım, sabahında arkadaşımız da sabah kahvesine gitmiştik. Televizyona geldik, günlük işlerimizi hallettik, sonrasında eve gittik. Elbette bizler de evlerimizde yakalandık. O gün ki ertesi gün hafta sonu olmasına rağmen elbette ki birçok Elazığlı da evindeydi. Bir kısım insan yemek sofrasında yakalandı. Bir kısım insan çaylarını yudumlarken yakalandı. Zor bir süreçti ve depremden hemen sonra da inanılmaz bir soğuk vardı. Bizler de enkaz alanlarında yayınlara gittiğimizde bir saatten fazla duramayıp sürekli nöbetleşe bir şekilde yayınları kesintisiz bir şekilde ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Bunu her defasında söylüyoruz. Ama gerçekten depremin yaşanmasının ardından o gece çok uzun bir geceydi. Ve sanki sabah olmak bilmedi. Birazdan arkadaşlarım ekranları getirecek ama yine ilk Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan Kalay ve Aykent apartmanının önünde arkadaşım Özlem İspiranlak canlı yayındaydı. Biraz o güne gitmek isteriz. Biz daha korkumuzu atlatamadık ama sonuçta işimizi de yerine getirmek zorundaydık. Çünkü evet Elazığ'daki insanların çoğu dışarıdaydı ama Elazığ'da olmayan ve kalbi Elazığlı olan yakınlarından haber almak isteyen birçok insan eminim ekranların başındaydı. Telefonlar belli bir süre kimse yakınlarına ulaşamadı. En doğru ve en hızlı haberi vermek için biz de hemen işimizin başında olduk. Buraya geldiğimde Mustafa Paşa Mahallesi'ne yönlendirildim. Orada bir binanın çöktüğü haberi geldi. Tabii ben kendimi dışarı attığımda açıkçası bulunduğum yer yeni mahalleydi. Ve orada binaları ayakta görünce derin bir oh çektim içimden. Çünkü o sarsıntıya çıktığımda o binaları açıkçası ayakta göreceğimi düşünmüyordum. Çünkü çok şiddetliydi ve durmak bilmiyordu. Aslında birkaç saniyenin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu gördük. Belki ekran başında otururken geçen zamanın çok farkında değiliz ama işte o anda nasıl nefes alabiliyoruz, nasıl o saniyeler geçmek bilmiyor. Hepsi böyle o anlık insanların aklından geçiyor. Evet 5. kattaydım, aşağıya indiğimde mahallede çok şükür bir hasarın olmadığını görünce açıkçası yüreğime su serpildi. Yani bir yıkım. Bütün şükür. Her yerde Elazığ'ın tamamı böyle olduğunu düşündüm. Tabii buraya geldik. Ondan sonra Mustafa Paşa Mahallesi'ne gittik. Ambulanslar yığılmıştı oraya. Yıkılan binanın etrafında önlemler alınmıştı. Çünkü artçı sarsıntılar olabilecekti. Ki i̇şte devam Furkan'ı ediyordu. Dinledik ilk canlı yayında. Sürekli aynı şeyleri dile getiriyordu.
kimsenin, vatandaşların, imkanı olan bütün vatandaşların aslında evlerine girmemeleri gerektiği söyleniyordu. Çünkü büyük bir deprem, evet artçısı da buna eşdeğer bir şey olacaktı. Bunu biliyorduk. Daha önceki depremlerde de görmüştük. Van depreminde de görmüştük. 5-8 ile bir otelin yıkıldığını ve içinde canların kaybını gördük. O yüzden Mustafa Paşa Mahallesi'ne gittiğimde de binanın tamamen işte iki kat olduğunu görünce açıkçası orada vatandaşların işte yakınlarını görmek isteyenlerin zor bir yayın aslında. Gerçekten çok zor bir yayın. Ne kadar profesyonel olursanız olun insansınız. Korumak zorundasınız ama depremi yaşamışsınız. Depremin ardından olay yerine gidiyorsunuz. Tabii dua ediyorsunuz. Yani işinizi yaparken de içinizden dua ediyorsunuz. Bir tarafta hava çok çok soğuktu. Hani kat kat giyseniz bile üşüyorsunuz. Ve o şeyde hani biz üşüyoruz işte ben senin montunu hazırlıksız çıktığım için burada giderken senin montunu işte kameraman arkadaştan eldiven aldığımı hatırlıyorum. İşte bir tanesinin atkısını almış dolamıştım. O derece soğuktu ve o soğunun altında yakınlarından haber almak isteyen acaba ne oldu diye düşünüp kendini dışarı atıp kendini oraya gelen insanların çıplak ayakla geldiğini gördük. Üstünde hiç montu olmadığını gördük. Ama şu vardı, büyük bir dayanışma örneği vardı. Onun bir tanesinin üstünde fazladan bir tane hırka varsa onu yanındakine verdiğini gördük. İşte orada emniyet güçleri ateş yakmıştı. O ateşin etrafında bütün vatandaşların hep beraber ısındığını gördük. Biz de o yakalan ateşin etrafında ısındık yani. Dualar hep can kaybının olmamasıydı. Hı hı. Ama yani yapacak bir şey yok. Hı hı. Bir yerden sonra kader diyorsunuz. Çünkü elinizden hiçbir şey gelmiyor. Sadece o anda orayı aktarmak gerçekten bizim için de çok zor. Şu an bile belki anlatırken tamamen oradaymışım hı hı. gibi hissediyorum. Yine zorlanıyorum. Hı hı. Allah bir daha yaşatmasın. Amin. Yine sonrasında Sürsürü Mahallesi'ne gittik. O apartmanın yıkılış şekli, insanların şuradan ses geldi deyip oraya akın etmesi, orada birini canlı birini çıkartmanın çabası gerçekten bambaşkaydı. Hı hı. Elazığ kenetlendi yani o gece. Türkiye kenetlendi hemen aslında. Hemen mesela çok koordineli bir şekilde spor salonlarının açılması. Hı hı. Çünkü dışarıda belki yetişkinler dayanabilir ama çocuklar vardı. Yine düğün salonlarının evet. Açılması, yine bir sıcak otelin, çorba ikram. Evet. Hemen kapılarını açması, vatandaşların direkt oraya kendini atması, günlerce orada kalabilme imkanının sunulması işte kötünün içerisinde hı hı. bize yaşattığı güzel şeylerdi aslında. Hı hı. Ne diyelim? Hemen ekleme yapalım. Şimdi elbette ki üzülüyorsun. Neticede hepimiz insanız. İşinizi ne kadar profesyonel yaparsanız yapın bir kalp taşıyorsunuz. Hı hı. Ben de mesela ilk Dilek Apartmanı'na gittiğimde yani nutkum tutuldu. Ve kelimeleri ifade etmeye çalışırken bile o kadar zorlanıyorsunuz ki kifayetsiz kaldığı anlardan biri. Ama bir yandan böyle bir tablo var. Ama öte taraftan baktığınızda belki de birbirini hiç tanımayan insanlar o enkazdan birilerini kurtarmak için, bu arama kurtarma ekipleri de dahil, vatandaşlar da dahil, bir çaba gösteriyor olması. Yine Dilek Apartmanı'nın yakınındaki otelin hiç tanımadığı insanlara çay, pasta ikram etmesi orada bekleyen herkese. Günün ilk ışıklarıyla birlikte sivil toplum kuruluşlarının, vakıfların, belki de hayırsever insanların orada kalan ve umut içinde bekleyen o insanlara, yakınlarının kurtarılmasını bekleyen insanlara çorba ikramında bulunması, devletin en tepesinden en alt tabakadaki çalışanına kadar aslında Elazığ için bir şeyler yapıyor olması, ne kadar büyük bir devlet ve aslında
ne kadar birlik ve bütünlük içerisinde yaşayan bir toplum olduğumuzu bize gösteriyor. Bir de böyle bir yönü var. Ben mesela çok duygu seline kapılıyordum. Evet, üzülüyorum ama iyi ki böyle bir devletimiz var, böyle bir milletimiz var ve hiç tanımasak bile sürekli bizim yanımızdalar diye böyle bir duygu karmaşası içerisinde kalıyorsunuz. Elbette ki güzel günlerde de bunları yaşayalım ama dar günlerde de bunları yaşamak gerçekten son derece önemli. Dilersen şimdi Mustafa Paşa'ya bir gidelim. Hı hı. Depremin hemen akabinde yine ilk yayınlardan birini arkadaşımız Özlem İspiranlak gerçekleştirmişti. Orada da iki apartman yıkılmıştı ve arama kurtarma çalışmalarının ilk görüntülerini şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Bu arada hatırlatalım, Fırat Üniversitesi öğrencilerinin başlattığı Seninleyiz Elazığ kampanyasına da lütfen bir göz atın ve destek verin diyelim. Ve şimdi Mustafa Paşa Mahallesi'ne gidelim. Evet, dinleyelim Özlem Hanım'ı, neler anlatıyor. İki apartmanda göçük meydana geldi. Göçüğün ardından olay yerine gelen AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Burada tabii vatandaşların da feryatları var. Onlar da yakınlarını görebilmek için zaman zaman emniyet güçleriyle çatışıyorlar. Dediğimiz gibi AFAD ekipleri meydana gelen göçüğün ardından, iki apartman göçüğünün altından arama kurtarma buradan yaralılar çıkartılıp hastanelere sevk ediliyor. Tabii bu durumda vatandaşlarımızın da çok duyarlı olması gerekiyor. Ambulanslara lütfen yol verelim. Çünkü ambulanslar yaralıları bir an önce hastaneye yetiştirmek için çaba sarf ediyorlar. Burada emniyet güçleri de yoğun bir şekilde çaba sarf ediyor. Vatandaşlarımızın da duyarlı olması gerekiyor. Dediğimiz gibi Mustafa Paşa Mahallesi'ndeyiz. Burada iki apartmanda göçük meydana geldi depremin ardından. Evet, Mustafa Paşa Mahallesi'ni de bir anımsamış olduk aslında. Gerçekten unutmayacağız, unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Neden unutturmamalıyız? Bundan sonraki süreçte yapacağımız binaları, yapacağımız konutları, yapacağımız hizmet binalarını, kamu kurumlarını, otelleri, okulları, her şeyi yapı stoğuna uygun, yapı denetimine uygun, sağlam bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu da aslında çıkardığımız derslerden bir tanesi. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi, özellikle Elazığ'ın bulunduğu ki 6.8'lik deprem Karadeniz'de, Samsun'dan tutun da Akdeniz'de Antakya'ya kadar hissedilen ve bu iki hat arasındaki şehirlerin hepsinde hissedilen bir depremdi. Diyarbakır, Urfa, Samsun, Erzincan, ki Erzincan'da zaten 90'larda büyük bir deprem geçirmişti. Şehri dahi biraz daha bulunduğu yerden taşımışlardı. 99 Adapazarı, Marmara depremi, Sakarya'nın başka bir alana taşındığını biliyoruz. İzmir son olarak. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz ve bununla ilgili de artık teknolojik imkanların da var olduğunu düşünerekten ki sonrasında Elazığ'ın tüm yapı stoğunun gözden geçirildiğini biliyoruz ve yeni konutların yaklaşık 20 bin civarında yapıldığını biliyoruz. Sen neler söyleyeceksin? Yani depremden sonra yaşanan, ki hemen de hatırlatalım, unuttum söylemeyi biraz önce. Elazığ bu kadar büyüklükteki bir depremi en son 1800'lü yılların sonu, 1900'lü yılların başında yaşamış ve aradan neredeyse bir 100 küsur yıl geçmiş, bir asırdan birazcık daha belki de fazla bir zaman geçmiş ve yine o dönemlerdeki gibi bir sarsıntıyla baş başa kaldı. Neler söyleyeceksin? Yapı stoğumuz çok da iyi değilmiş. Çünkü Sayın İçişleri Bakanı Murat, özür diliyorum, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum demişti ki depremden sonraki süreçte laboratuvarların kurulduğu bir dönem vardı. Elazığ'ın yapısal anlamda röntgenini çekeceğiz demişti. Lazer tarayıcılarla alınan karot örnekleriyle bir şehrin röntgeni çekildi. Ama yine de ki orta hasarlar zaten çözülebilmiş değil şu ana kadar. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Neler yapmalıyız? Yani aslında biz Elazığ'ın yapı stoğuyla alakalı
konuşmalar daha önceden de duyuyorduk. Hani depremden önce de söyleniyordu. İşte Karşıyaka'da ilk kentsel dönüşümün adımları atılmıştı. Çünkü orası da zaten kötüydü. Vatandaşlar artık bırakın depremi, normal araçların geçişiyle bile evlerinin sallandığını söylüyorlardı. Tabii bunları sürekli söylemde kalıyordu. Sonrasında tabii 24 Ocak depremini yaşadıktan sonra da işte evet belki Elazığ'da işte sanırım 7 tane bina yıkıldı ama büyük bir kayıp vardı. İşte Abdullah Paşa yeniden yapılanmaya başladı. Rüstem Paşa. Rüstem Paşa yine öyle. Yine lokal Mustafa Paşa yine bazı mahallelerde. Evet, birçok mahallede tamamıyla binaların aslında ne kadar güçsüz, dayanıksız olduğu ortaya çıktı. Bence bundan sonraki süreçte aslında bu şehrin yenilenmesi, işte yapı stoğunun güncellenmesi devam etmeli. Aslında Elazığ'ın şantiye alanına çevrilmiş dedik ya depremden sonra. Bundan sonraki süreçte de aslında bunun devam etmesi gerekiyor. Yani bir sonraki depremde evlerimizin işte yine ağır hasarlı veya orta hasarlı, işte az hasarlı olmasına bakılmadan, işte mahalle mahalle aslında kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Artık bence şehrin bundan sonraki süreçte belediyecilik anlamında belediyenin yapması gereken en önemli işin bu olduğunu düşünüyorum. Yani hazır müteahhitler buradayken, hazır Elazığ şantiye alanına dönmüşken 20 bin konut teslim edilecek deniliyor ya 2021'in işte 6. ayından itibaren. Bu devam etmeli aslında. Çünkü Allah korusun, hep sürekli dile getiriyoruz. Deprem şehriysek o zaman, deprem ülkesiysek ve bina öldürür, deprem öldürmez diyorsak, bence bundan sonra artık şehrin gerçekten binalarının yenilenmesi gerekiyor. Evet, kolay bir iş olmayacaktır. Ama bunun yarısında vatandaşımız feragat edecek bir şeylerden, bir kısmından da devletimiz feragat edecek. İşte vatandaşımız belki bütçesinden daha fazlasını vermek zorunda kalacak ama sonuçta sevdiklerinin canı, kendi canı kurtulmuş olacak. Çünkü Allah korusun, yani Abdullah Paşa'ya baktığımızda, Mustafa Paşa Mahallesi'ne baktığımızda ne kadar büyük kayıplar. Yani hani diyoruz ya, hep söyleniyor depremin ardından Elazığ evliyalar korudu, işte evliyalar şehriydi, Allah korudu. Evet diyorsun, yani çok şükür, yani hafif atlatıldı. O kadar şiddetli bir depremin, uzun süren bir depremin ardından işte böyle bu kadar kayıpla... Yani çöken ev sayısının az olması, evet, aslında. Evet, önemli. O yüzden yapılaşmaya hız verilmeli işte. Başlanılan bu olay burada bırakılmamalı, unutulmamalı. Belki bugün bu yayını yapmamızın nedeni de budur. Belki de. Yani neden? Çünkü bu konuşulmazsa eğer, işte biz sürekli senin de dediğin gibi orta hasarları konuşuyoruz. Her konuştuktan sonra sanki bir şeyler yapılıyormuş gibi geliyor. Yani bir adım atılıyor. En azından dinleniliyor. Bu şekilde de işte sürekli dile getirmemiz gerekiyor. Çünkü biz günlerdir hani 24 Ocak yaklaşırken hep haberleri yapmaya çalıştık. İşte yakınlarını kaybedenlerin bugün ne durumda olduklarını anlatmaya çalıştık, ekrana getirmeye çalıştık. Hiçbir acısını unutmuş değil ve onlara hiçbir şey de acılarını unutturmaz. İşte bu acıların katlanmaması için, daha çok insanın canının yanmaması için gerçekten şehrin en önemli meselesi bundan sonra bu yapı stoğunun yenilenmesi. Ama tabii çarpık bir şekilde değil, düzenli bir şehir olması gerekiyor. Hani elbette hani diyoruz ya, deprem elbette Allah'tan, ama yakınlarını kaybedenler belki de 24 Ocak 2020 tarihine kadar, tırnak içinde söylüyorum tabii ki, belki de iki gözlü bir evde yaşıyordu ama mutluydu. Sonrasında canı gittikten sonra isterse sarayda otursun, hani derler ya, neyleyim köşkü sarayı içinde gezen olmayınca. Ona hiç, yani en lüks evde de otursa, imkanı olup kendi dahi alsa,
aynı huzuru belki de bulamayacak. Ya biz mesela dilek sitesiyle ilgili haberler yaptığımızda hep bize şey söylendi. İşte komşular birbiriyle anlaşamadıkları için normalde işte müteahhite verilecekti, kentsel dönüşüme girecekti veya işte vatandaşlar kendi bütçelerinden karşılayarak yeni bir bina yapacaklardı. Ama ne yapıyorlar? Kendi aralarında anlaşamadıkları için bugün istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Evet. İşte biz de diyoruz ki bugün artık bunların yaşanmaması için biraz vatandaşımız, biraz da devletimiz bir şeylerden feragat edecek ve şehrin yani 2000'den önce yapılan konutlarla ilgili hep söylenir. Depreme dayanıklı olmadığı, işte yıpranmış olabileceği, bunlar göz önünde bulundurulması gerekiyor aslında, unutulmaması gerekiyor. Evet. Şimdi dilersen yine geçtiğimiz yıl bugüne bir dönelim. Hani dedik ya devlet hemen koordineli bir şekilde bir araya geldi. Elazığ'a geldiler. Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Üç bakanımız geldi. Çok uzun bir süre Elazığ'da kalıp çalışmaları bizzat kendileri yönettiler. Bir kriz yönetimi gerçekleştirildi. Şimdi dilerseniz depremin hemen akabinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun bir açıklaması vardı ki zaten o açıklamanın akabinde de Elazığ'a gelmişti. O açıklamayı sonra devam edelim. Geçmiş olsun Elazığ'ımıza ve bölgeye, Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz de burada AFAD'daydık ve deprem hazırlık toplantısındaydık. Tam haberi o anda aldık ve hemen bölgeyle irtibat kurduk. Sivrice merkez olduğunu anlayınca hemen Elazığ valimizle irtibatta bulunduk. Ben şu andaki durumu söyleyeyim. Elazığ, Sivrice, Elazığ Maden, aynı zamanda Sivrice'ye sınır olan Pötürge ve Doğanyol, Malatya. Buraların tamamıyla irtibat kurduk. Valilerimiz, kaymakamlarımız ve emniyet, jandarma, AFAD, 112, bütün arkadaşlarımız görevleri başındalar. Şu andaki durum şu, Elazığ, Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var ama herhangi bir can kaybı şu ana kadar bize iletilmiş değil. Merkezde bir can kaybı söz konusu değil. Şu anda değil. İki tane yaralama var. Yine Elazığ merkezde 10 binada hasar olduğu ihbarı gelmiş şu ana kadar. Elazığ merkezden de herhangi bir can kaybının söz konusu olmadığı konusundaki bilgilerimiz mevcut. Yine Malatya Pötürge merkezde birkaç binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı konusunda bir bilgimiz var. Gelen bilgiler bu yönde. Fakat köylerde hasar olduğu konusunda da değerlendirmeler var ve bilgiler var. Yine köylerden sağlıklı bir bilgi alınmaya çalışıyor. Yine Doğanyol'da bu şekilde. Yani Sivrice merkezde ölüm, Pötürge merkezde ölüm, Doğanyol merkezde ölüm ve Elazığ'da çevresinde herhangi bir ölüm ihbarı, ölüm bilgisi ne 112'ye, ne bize, ne jandarmamızın, ne kaymakamlığımızın, ne de valiliğimize şu ana kadar ulaşan bir bilgi söz konusu değil. Sivrice merkezde ciddi bir sarsıntı olduğunu biliyoruz. Ve o dakikadan itibaren de tüm ekiplerimizi, hem bölgedeki tüm ekiplerimizi oralara yönlendirdik. Bütün arama kurtarma timlerimizi oralara gönderdik. Ancak şu ana kadar verebileceğimiz bilgi budur. 6.8'den sonra artçı sarsıntılar geldi. Sadece şeyde değil, Sivrice'de değil, çevre ilçelerde de 5'in üzerinde artçı sarsıntılar oluştu. Ama şu ana kadar yine söyleyeyim herhangi bir ölüm ihbarı yok. Yaralanmalar var ve bu yaralanmalar çerçevesinde de arkadaşlarımız bütün tedbirleri alıyorlar. Şu anda köylerde muhtarlarla görüşüyorlar, köylere intikal ediyorlar. Zaman geçtikçe de bilgiyi hem milletimize, sizin vasıtanızla kamuoyumuza vermeye çalışacağız ve devam edeceğiz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve 24 Ocak 2020 tarihinde saatler 20.55'i gösterdiğinde meydana gelen deprem sonrasında yaşanan ilk gelişmelerin aslında bir bölümünü ekranlarınıza getirdik. Şimdi değerli arkadaşım Özlem İspiranlak'tan da son cümlelerini alalım. Çünkü biz ara vereceğiz ve nöbeti arkadaşımız Furkan Dilaver'e teslim edeceğiz. Neler söyleyeceksin sevgili Özlem? Biz bir kez daha bu acıların yeniden yaşanılmamasını umut ediyoruz. Ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Elazığ
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de arkadaşım sevgili Özlem İspiran'dan tüm temennilerine katılıyorum. Allah bir daha bu ve benzeri afetlerle şehrimizi ve ülkemizi sınamasın. Tüm depremde, sonrasında meydana gelen depremlerde de, çığ felaketinde de, Karadeniz'de gerçekleşen sel felaketinde de yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Büyük bir devletiz. Elbette ki bu acılarımızı, bu yaralarımızı da devletimizle ve elbette ki milletimizle birlikte saracağız. Şimdilik bir ara verelim. Aranın ardından arkadaşımız Furkan Dilaver'le canlı yayınlarımız devam edecek.